rol gösterecekler. Team Spirit'in dahil olduğunu söyleyelim ve maç başladı. Hadi. Şimdi Kante ekranlara geldi bir kez daha. Dokunma yakın mesafede Storm'un, Rookie'nin ve Dokunma'nın ellerinde DBS var. Yakın mesafede Faidan Rookie tarafından yere çekiliyor Storm. O bölgede takım arkadaşına destek getirecek. Rookie o da Kante'yi yakaladı. Easy Rookie'yi düşürüyor. Dikkatli olunması lazım. Oyuncu kaybetmememiz gerekiyor. Alhaje de Kairos tarafından çekiliyor. Şu anda yalnızca bir isim Easy kaldı. Kairos onda pozisyonunu biliyor. İlk kez net bir şekilde kazandığımız bir savaş olabilir main'de. Twisted Minds Solkay'ın yanından geçiyor. Solkay İpeniz'de iki oyuncuyu birden yakaladı Solkay. Oradan geçen araç sesini duydu. Dışarıya çıktı. Spray'ini attı ve iki isim birden Twisted Minds kadrosu. Küçük bu yaramaz çocukta tek aracın içerisinde rotasyon atmanın bedelini çok ağır ödedi. Dami'nin de pozisyonu biliniyor. Kaskı yeleği bir seviye elinde UMP'si var. Herhangi bir ekipmana sahip değil. 4 oyuncuyla Fireflux kadrosu. Twisted Minds ekibin üzerine doğru gidecek. Solkay üzerinde ciddi hasar var. Solkay yerde. Garantisini alması tabii ki imkansız. Şimdi Soğudas yaklaştı evin içerisine doğru. Yalnız Dami Solkay'ı da düşürüyor. Özür dilerim, Soğudas'ı da düşürüyor ve garantisini alabilir mi diye bakıyorum. Yani birazcık agresif bir oyun geldi Soğudas'tan. Açıkta bir koşu ve cezasını da Dami kesti. Yani evet, çok avantajlı başlamıştık. İşte bu tarz yani mik hamleler yani. Oradan açıktan koşmayıp arkada Solkay'ın yanında kalıp catch'le bir hamle yapılsa pencereden pikleyip vurma şansı olmayacak. Yani karşı tarafta Frozen bir şey hemen yani. Önünde iki tarafta birbirini kilitledi. Kesinlikle sana katılıyorum. Diyecek çok şey var burada gladyatörlere ama çok bir şey de söyleyemiyoruz Tony. Ne yapalım? Bu kadar. Rookie cevabı verdi Frozen'a. Kritik bir hamle. Olsun, uzaklardan Easy yakaladı Rookie'yi ama eksildi zaten. İki kişiyi çektik. Hiç elme gelirse ama işte oyun sonunda sıkıntı yaşanabilir. Ringba Galaxy oyuncuları üzerine doğru Fireflux ekibinden Lux'a catch gidiyordu. Ufa aşağı tarafa mermileri atarken. Yani galibiyete rahat yürümeli diye düşünüyorum Beşiktaş Black tarafının ama dikkatli oynamak lazım tabii. Şimdi Tospik, Akser aşağı taraftaydı. Navi oyuncuların üzerine doğru Levis'in hamlesiyle gidecekler. Beşiktaş Black, Navi kadrosunun da sonunu getirdi. Navi 6.lık çıkardı, 6'da skorları var. Hayatta oyun sonunda Beşiktaş Black günü galibiyetle açabilir. Ciddi bir avantaj. Yakalandı tamam. Sahibi Tospik yakalamayı başardı. Kırcalı Odam ilki ve yere çekiyor. Brute Force oyuna veda ederken Virtus Pro oyuncuları üzerinde Beşiktaş Black ekibi baskısını arttırdı. Ve baskı sonuç verdi. 10 skor puana kadar ulaşıyor Beşiktaş Black kadrosu. Oyun sonunda Twisted Minds'tan ve o da elendi şu anda. O da elendi. Virtus Pro ile veda etti. Dami tek başına su içerisinde. Beşiktaş Black kadrosu şu anda galibiyeti bekliyor artık. O skoru da alalım çünkü lazım Beşiktaş bileye bu skorlar. Yani bir puan bir puandır. Onu da bulursak çok güzel olur. İnşallah hani kendisini oyun alanına bırakmaz Dami. Üzerine doğru şöyle bir gidelim onun. Dikkatli oynayalım tabii. Yani skor versek de Twisted Minds'a çok önemi yok. Zaten durumları çok iyi değil onların da. Burada alınacak bir skor tabii ki bizim için çok iyi olacak. Dami karaya çıktı. 7. alan henüz kapanmaya başlamamışken Beşiktaş Black Sanok haritasında galibiyetini az sonra kutlayacak. Dami gider ayak pozunun skor garantisini aldı ama karşısında Kırcalı Tospik. Alan geliyor şu an zaten galibiyet Levis geliyor. Levis gibi önemli isimler var. Alan geldi, kendisini alana bırakacak. Çok heyecan yapmadan ilk mücadelede Beşiktaş Black kadrosundan galibiyeti izliyoruz. Üst taraftan gelen bombalar var. Saniyeler sonra Dene Kırcalı. Beşiktaş Black ekibinin galibiyetini tescilleyeceğiz artık. Kırcalı çıktı alanın dışarısına. Skorun garantisini alamadık, Dami'yi bitiremedik ama Beşiktaş Black ekibi olacaklar. Ve maç başlıyor artık Yargıç Tony. Eren gel semalarındayız. Çıktık yola. Zarki'den. Yol biter Militari'den. O Yasna'nın girişindeki kulübelerin olduğu kısmı aldılar. Ama orada da bayağı bir üzerlerine mermi çeker diye düşünüyorum. Bu arada Onyx'in atışları var. Rookie'yi yere çekmişler. Skor garantisi maalesef ki alındı. Kairos da maalesef yere düşürüldü.
Yani bir tek Storm sanırım kaldı diyecektim ama o da oradan çıkamayınca yarısından fazla salonun içinde kaldı. Yani Digital Athletics o bölgede yaşamaya devam ediyor. Bu arada karşılıklı bomba atışları devam etmekte Beşiktaş'la Wildcats'in eksüğü arasında. Kırcalı'nın attığı bomba Zwolf'u yere düşürmeye başardı. Şimdi takım arkadaşını yerden kaldırmaya çalışacak. Zwolf orada baygın halde duruyor. Frozen onun yanına doğru koşup onu yerden kaldırmaya çalışacak. Beşiktaş Black tarafı ve Wildcats'in eksüğü tarafı şu anda alan içerisinde değil. Kırcalı atağını yaptı o bölgeye doğru. Ama Frozen'dan çok iyi spreyler geldi. O bölgede birazcık skor aramaya başlamışlar. Scarface rakiplerinin üzerine doğru gidiyordu ama bir kişiyi düştü ama farklı noktalardan atışlar gelince Naomi'nin attığı atışlarla beraber Scarface yerde kaldı. Mermileri gönderdi o da Freezer'e. Brute Force 9. olarak 5 skor oyuna veda etti. Digital Athletics'ten Coldex ve Nikon'un üzerine doğru 3D Max kadrosu geldi. Coldex yampisiyle muazzam atışlar gönderdi ama mermisi bitince son saniyede Snowix yakaladı onu. Arka tarafta Nyko hala mücadelesine devam ediyor. Bir canı ile birlikte çevreden bütün takımlar bu bölgeye doğru mermileri gönderiyor ama Wildcats Nexus'ta şu an sadece Frozen kaldı ve Frozen'ın da oyun alanına girmesi lazım. İşi bir hayli zor. Narvalova cevap verdi Frozen. Oradan bir düşürmeyi aldı. Bir yandan da bu eğime kadar ilerlemeyi başardı ve oyun alanına girdi. Zwolf'u kaybetti ama birazcık daha sıralama çekme imkanı olabilir bu Wildcats Nexus'ta için. Frozen mermileri gönderiyor. Yerde Narvalov var. Victor var. Victor çok yere iyi yatıp çok iyi yaptı mermiyi. Çok net bakıyordu o bölgeye ve net mermiler sonucunda Wildcats Nexus'a oyuna veda etti. Snowix'e doğru Kisune'den son mermide isabet var ve bu isabet Snowix'i yere çekiyor. Volk tek başına sudan şu an çıkarsa galibiyet alabilir. Şimdi Heroic'te efekti kaldıracak Kisune. Volt Heroin yani tek başına kaldığını Volt'un birkaç alan önce söylemiştik. Henüz belki 20-30. Ups. El bombasını gönderiyor tepeye doğru. Kisune az önce bu çatıyı çok efektif kullandığını görmüştük. Bakalım bir çok kez daha mesle yapabilecek mi? Hayır. Yani 3D Max ekibi o bombayla kilidi açtı. Kisune'nin yanına doğru efekt geliyor ama muhtemelen buna zaman tanımayacak 3D Max oyuncuları. Rops çatıya çıkmaya çalışıyor. Volt'un bir an şansının olduğu bir durum vardı 3D Max ekibinde oyuncular yerdeyken ama artık oyuncular yerde değil. Rops efekti bitirdi. Arka tarafta Volt bitiriliyor ve hadi bakalım. Georgiopoulos'un kuzeyinden başlayan uçak rotasyonu Lipovka'dan çıkış yapacak. Nispeten kuzeyli ama ortaya yakın bir uçak rotasyonu var. Ön bölgede birazcık işler sıkıntılı. Bu arada Solkay Rauf'u düşürmeyi başardı görmediğimiz tarafta. Kups'u da düşürdü elindeki pompalısıyla beraber. Kane'in üzerine doğru gelen iki isim var. Twisted Mind kadrosundan ilk ismin üzerinde çok ciddi bir hasar var. Geriye doğru çekildi hemen Kane. İleri tarafa doğru baskısını arttırmaya çalışıyor. Dami kulübenin içerisinde hayatta kalmaya çalışacak. Kane yakın mesafede ama Jafar mikro uzisiyle kafa atışında isabeti bulunca yere çekmeyi başardı oyuncumuzu. Zor bir başlangıç oldu atlayış noktasında. Mesafe söz konusu. Yani ya savaş uzamaması lazım ya da uzayacaksa da uzatmadan bizim çekilmemiz lazım. Solkay'ın bu arada maçın başındaki performansı. Nigma Galaxy'den iki oyuncuyu düşürdü. Skor garantilerini de teker teker topladı. Ki alana en uzak ekip olarak bile kalabiliyorlar. Şu anda da Twisted Minds ekibi ve Wildcats Nexus'u arasındaki yakınlaşma devam ediyor. Şimdi Kane yakın mesafede zıplayarak çıktı. Yusuf bitirildi. Twisted Minds kadrosu oyuna veda ederken Wildcats Nexus'u 4 skor puanını evet aldı. Günün ikinci herengelindeyiz değerli izleyenler. Wildcats Nexus'u rotasyona çıkmak zorunda artık. Çünkü sağlık ekipmanı yok ama Late tepede dur dedi. Yapabilecek hiçbir şey yok. Yani diyecek de bir şey yok. Late de düşürüldü. Zwolf geriye doğru koşuyor ama muhtemelen alana bitebilir o da. Canının çok az olduğunu görüyorum. Frozen bitirildi. Yani Zwolf'a bakar mısın? Muhtemelen kit falan var mı diye baktı şöyle bir alt kata ama Zwolf da oyun alanına düşünce Wildcats Nexus'a hayret ediyor. Power ekibini görüyoruz. Onların da durumu birazcık sıkıntılı. Late yakalandı. Beşiktaş Black oyuncularıyla beraber Onyx'in savaşı söz konusu burada. Kırcalı'ya gelen mermiler var. O da yerde kaldı şu anda. İki oyuncumuz yerde ama oradan şu anda Onyx ekibi püskürtülecek mi? İki kişi kaldılar. Ali'nin zor pozisyon. Bomba. Yani alan
da bir yandan kapanmaya devam ediyor. Şu anda alan içerisine doğru Pozer aracıyla girmeye çalışıyor. Ali'den ilk başta enteresan atışları izledik. Sonrasında Pozer bir yandan bandajını basarak hamlesini yapıyordu. Tospik arkada kaldı. Ali canını yeniledi. Son saniyede Tospik'le birebir pozisyonu oynuyor. Canını yenileyememiş olsa Tospik'in onu orada yakalaması içten bile değil ama... var. Bu arada Saleh ve Fireflux oyuncu... Saleh! İki isim var karşısında. Lux ilk etapta biraz zorlansa da sonrasında DBS ile oyuncuyu yakaladı. O alana girmesini sağlayacak. O bölgeyi zorlamaya devam ediyoruz. Lux'ın attığı bomba Neos'un yakınına geliyor ama... Haydi güzel bir bomba. Kaldı. Güzel güzel muhtemelen Ozer yakalanabilir. Ozer bu arada Naomi'yi yakaladı. Lux o da Neos'u yakaladı. Arka taraftaki savaşa yeniden dönüyoruz. Split oyuna veda etti. Neos ön tarafta düşmüş durumda. Lux bir el bombası daha gönderip Neos'un skor garantisini almak isteyecek. O ileri tarafa doğru Freezer'e doğru gönderdi bombasını. Lux'tan iki tane bomba, iki tane isabet. Chech üzerine doğru gelen mermiler var karşı tepelerden. Az önce şimdi bu arada Heroic oyuncuları Pozer'a doğru çok iyi iki oldu tane orası. Bomba. Çok iyi iki tane bomba ve evet yani yanında patlayan iki tane bomba. Pozer'ın kaçabilecek herhangi bir yeri yok. Şu anda Koldex'in yanına bombalar atılmaya başlandı. Ragnarok bu arada Cash tarafından yakalandı. İşte bu belki bir fırsat yaratabilir Digital Athletics tarafına. Cash şu anda aracına bindi. Aracının arka tekeri yok. Çok ağır bir şekilde hareket etmek zorunda kalıyor. Oyun alanına doğru ilerlemeye gayretinde. Aracı da şu anda bir spin attı ufaktan. Üzerine mermiler yağmaya devam edince en azından skor bizden tarafta kaldı. Koldex skoru almayı başardı. Ragnarok hala yerde. Takım arkadaşını kurtarmaya çalışıyorlar. Bir bomba daha atıldı o bölgeye doğru. Şu anda bir ufak bir fırsat var gibi ama çok çok zor. Volt'un pozisyonu evet. Çok zorluyor. Volt, Digital Athletics oyuncuları üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. İyi pozisyonda kaldığını söylemiştik Heroic oyuncularının ama Yekta gönderdi bombayı. Zekeriya'yı düşürdü ama Volt hemen takası aldı. Koldex, Volt'u yakalayabilirse pozisyon 2'ye 2'ye gelir diyecektim. Hayır. Volt kendisini göstermiyor. Nyko ve Koldex ikilisi arka tarafta Yekta'nın üzerine doğru gelen bombalar var. Koldex'in çevresine patlayacak bir bomba acana az. Nyko Zekeriya'nın skor garantisini almayı başardı. Hasan onun da canı az. Haydi Nyko Hasan'ın üzerine doğru gönderdiği bir bomba var ve Nyko muazzam bir bomba pozisyonu 2'ye 2'ye getirdi. Digital Athletics yeniden oyuna ortak avantaj. Bu savaşın başında Heroic kadrosundaydı ama şu anda pozisyon oyun artık ortada diyecektim. Uzaklardan Ragnarok ve Volt ikilisi mermileri yolladı. Koldex sonunda canı az. Araç patlıyor ve günün ikinci Erengel mücadelesinde kazanan taraf Heroic. Erengel günün son Erengel mücadelesi başladı. Uçağımızı gördük Yasnaya. Pollyanna üzerinden kalkan bir uçak Hospital'dan oyun alanını terk ediyor. İkinci alan kapanıyor olmasına rağmen hala 12 takım hayatta. Şimdi tabii takımların birer birer elenme haber sesleri bize gelecek. Navi 13. olarak oyuna veda etti. Kane yakın mesafede skorları kazandırdı takımına. İleri taraftaki Team Spirit oyuncularına doğru şöyle bir dürbünü açtı ama Naomi'ye doğru net bir görüş açısına sahip değil. 4 dakika daha yaşarlarsa eğer ciddi sıralama puanlarına gidebilirler. Rookie gönderdi bombayı. Dami yakalandı. Ön tarafta yakalandı Dami. Şimdi Rookie o bölgeye doğru bombalarını göndermeye devam edip garantiyi almak istiyordu. Garanti de alındı. Jafar'ın üzerine doğru. Bu sefer Yıldız Storm. Bu sefer güzel bomba Storm'dan. Dokunmadan Jafar'ın garantisini takımına kazandırıyor. Ve kadrosundan gelen bombalara dayanamadı. Pozer Storm'un garantisini takımına kazandırıyor. Beşiktaş Bileğin bu karşılaşmada almış olduğu ilk skor puanı. Bu arada yakın bir bomba var. Pozer eğer aynı noktaya bir bomba daha gönderirse Foot Chaos'tan iki ismin birden düştüğünü görebiliriz. Bir yandan Twisted Minds'tan iki oyuncu evden bu bölgeye doğru çok dikkatli bir şekilde bakıyorlar. Çok dikkatli bir şekilde dinliyorlar. Şimdi artık Twisted Minds oyuncuları ayağa kalkmıştı ama Pozer çok güzel hamle. Neverelon yakalandı. Sonrasında Tosmico da Kairos'u yakalıyor. Foot Chaos arada maalesef oyuna veda ederken Beşiktaş Bilek Twisted Minds oyuncuları üzerindeki baskısını arttırmaya devam ediyor. Pozer Robs tarafından düşürüldü. 3 takımdayız değerli izleyenler. Virtus.pro'nun üzerine doğru gelen bombalar vardı. Digital Athletics oyuncularından Scarface gönderdi bombaları. Maloy yerde. Scarface'in de bir canı kaldı. Kulübenin içerisine doğru bir bomba isabet ederse Kobe üçlük. Ayko. Ayko. Furya'yı da yakalandı. Korka kaldı bir tek. Korka yalnız Scarface ve Koldex'i düşürdü. Korka da gitti. Korka da gitti. Digital Athletics galibiyet bizde. Puanlarının sahibi olurken oyun sonunda iki temsilcimiz Beşiktaş Bilek ve Digital Athletics. Virtus.pro 3. oldu. 5 sıralama puanı aldı. 7 de skor 12 puanla günün son Erengel'ini geçerken oyun sonunda iki temsilcimizi izleme şansına bir kez daha sahip oluyoruz.
Şimdi Lewis bayağı ön tarafa doğru yaklaşmış. Bomba mesafesine girdi. Ya Beşiktaş bilek burada bir tık hızlı hareket edemedi esasında. Orada iki taraf savaşırken oraya üçüncü part olarak eklenseydi şimdi üstünlüğü alabilirdi. Şu anda sayı üstünlüğü Digital Athletics tarafında kalacak. Tabii pozisyonlar bilinmiyor. Beşiktaş bilek oyuncularının almış olduğu pozisyonlar bilinmiyor. Ona istinaden Tospik biraz daha ileriye doğru açılarak bomba atmaya devam ediyor. Koldex farklı bir açıda Tospik'in geldiği yeri kontrol etmekte. Bakalım. Lewis yerden kaldırılamadı. Durum 4'e 2. Tekrardan Naiko kaldırıldı. Koldex bu arada Tospik'i yakaladı. Artık 4'e 1. Digital Athletics galibiyete doğru ilerliyor diyecektim ama. Ozur. Ozur yakaladı Yekta'yı ama karşılığında atılan mermilerle beraber Digital Athletics galibiyeti almayı başardı. Çekerse iki karşılaşmada 10-10 veya 20'ye 0 çok fark etmez. Footcaos'ta ilk hafta iyi bir konumda bitirebilir. Çünkü bir müddet sonra o kıyılar dolmaya başlayınca Virtus.pro orada hayatta kalamaz. Bu arada bir kafa geldi. Yekta yerde, Koldex yerde bu noktada. Heroic oyuncuları bu bölgeye bir baskı kurdular. Volt'un elinde bomba var. Scarface'a doğru fırlattı. Scarface de yerde kalınca maalesef temsilcimiz Digital Athletics tarafı da Frozen yerde kaldı. Kane takasını aldı, Tixi'yi düşürdü. Swain oraya hızlıca girdi. Ve uzaklaşmayı da başardı. Matic mermileri yollasa bile üzerine net bir hasar almadı oyuncumuz. Şimdi Matic mermileri göndermeye devam ediyordu. Swain indi aracından. İki oyuncunun arkasına geçti. Swain aracıyla geldi, indi. İki ismi birden yakaladı. Gladiatörlerin sonunu getirdi. Zwolf'u yakaladı. Frozen'ın üzerine doğru gelen mermiler yoğun. Teçhizat kalmadı. Yani ekipmanı yok. Sağlığını yenileyebilecek herhangi bir şey yok. Frozen şimdi araç patlama hasarıyla canı gözükmeyecek derecede kaldı. Aşağı tarafa doğru bombalarını yakalandı, gönderiyor Storm ama yakaladı. Storm Frozen'ı yakalayınca Wildcat Snake suya 10. oldu. Sıralama puan alamadı ama oyun sonunda Footcaos'un ciddi bir oyuncu avantajına sahip olduğunu belirtebiliriz. Alhaje, takım arkadaşları Kante ve Easy'den birazcık daha ayrıldı. Alanın doğu tarafına çok daha yakın. Kuş bakışı olarak bütün takımları, oyuncuları görebiliyoruz. Lewis ve Kırcalı ikilisi kuzeybatı tarafında kaldı. Kırcalı patlama hasarıyla Kante'yi yere çekti. Şimdi Footcaos oyuncuları da Beşiktaş bileğin üzerine doğru geliyorlar. Ruki Lewis'i yakaladı. Kırcalı takası aldı Ruki'yi düşürerek. Ama Footcaos bir kez daha takası alarak Beşiktaş bilek kadrosunu bitirmeyi başardı. 6 skoru var Footcaos'un. 4'e 3'lük bir oyun sonu olacak. Yeniden kaldırıldıktan sonra Ruki yükselti avantajımız var ama alan bizi ittiriyor. Onların yani, daha hareket evet, etme şansı var. Alan ucuz kurtulduk ama bakalım bu bombadan da kurtulabilecek mi Kairos? Maalesef Fire'ı Easy durumu 3'e 3'e getirdi. Oyun sonunda Power Espor'a Ruki de çok sıkıştı. Bir avantaj yazmıştık alan ortasına yakın taraf oldukları için. Şimdi Alhaje'de Storm'a doğru mermileri gönderiyor. Storm'un bir canı bile yok. Falconis tek başına diyebiliriz. Storm yakalandı. Kante kalktı, mermileri gönderdi. Power Espor günün ilk Miramar mücadelesini kazanmayı başarıyor ama böyle bir şey yok. Chat var. Maça gidelim ya. Teşekkürler analiz masası. Konu paraya gelince Şehmus nasıl konuyu değiştirdi bir kez daha görmüş olduk. Ben maçtayız. İlk haftayı kapatıyoruz. İlk haftanın son mücadelesinde dikkatli olunması gereken bir pozisyon. Easy. Bir oyuncumuz yerde. Alhaje de onlardan bitirilmiş durumda. Yerdeki oyuncumuzun garantisi henüz alınamadı. Easy çıkıp bir hamle yapacak mı diye baktım. Çıktığı zaman üzerinde çok ciddi bir hasar olunca hemen o da geri içeriye doğru girdi. Bu arada alana bakar mısın Tony? Oo, direkt. İki oyuncumuz yerde. Adalara gider miyiz? İki oyuncumuz yerde. Adalara gidebiliriz. Ada sahillerinde şarkısıyla günü kapatabiliriz ama Wildcat Snake şu anın oyuncuları kaldırması lazım. Çok zor. Dikkatli olması lazım. Fahidan yakın mesafede çok etki yaratabilecek, büyük bir etki yaratabilecek silaha sahip, ekipman olarak iyi durumdalar. Kane'in de elinde UMP'si var ama kaskı yeleği yok. Bakalım içeriye agresif bir şekilde girecekler mi? Kante mermileri gönderdi Uzi'siyle, sonrasında M4'ünü aldı eline, ayak oyunları iki taraftan da Kane. Easy'nin canı çok az, elinde DBS'i var, girişikleri yapıyor. Şimdi ama maalesef Kante tarafından Kane yere çekildi. Ön tarafta arkada Zwolf var. Pirafire'lar gönderiliyor. Bu arada 12 ekibiyle Footcaos arasında da bir yakınlaşma var haritanın farklı kuzey bölümünde. Şimdi Zwolf aşağı kattan gelebilecek power oyuncularına doğru skopunu açtı. Pozisyon 3'e 2 devam edecek. Üst kata doğru geliyor power oyuncuları. Elinde DBS'le az canı olan Easy önden oynama tercihinde mantıklı bir
hamleyle geliyorlardı. Kante Kane'in garantisini aldı ama sonrasında Zwolf'tan bir cevap var. Pozisyon 2'ye 2 yeniden Zwolf aşağı kata atladı. Frozen ve Zwolf ikilisi power kadrosuna karşılık vermeye çalışıyor. Yani akıl oyunları dönüyor adeta burada şu anda. Easy yerden kaldırılmak üzere. Yani bu ara bastık basamadık. Sıkıntı olacak diyecektim. Frozen yakalandı maalesef ki. Şu anda durum 3'e 1. Easy yerden kaldırılmak üzere ve easy yerden kaldırılacaktır diye düşünüyorum bu noktada. Şimdi Faidan bu bölgede savunma yapmaya ve takım arkadaşlarına zaman kazandırmaya çalışıyor. Zwolf çıktı bir kişi. Oo, 2'ye 1. Zwolf karşısında bir isim daha var ama Faidan suyun içerisinde. Bu arada Korkay'ı yakaladı Solkay. Ama Solkay'a gelen mermiler var. Scarface tarafından skor garantisi de alınacaktır. Catch de yakalanmış Nyko tarafından. Yani şimdi anakarada sadece Fireflex kaldı demiştik ama Virtus Pro ve Digital Athletics de anakarada bulunuyor hala. Şimdi 9. alan artık her taraftan kapanmaya başlayınca oyun alanının ortasına doğru giden Puncher'da bir tık avantaj söz konusu oldu ama buradaki yükseltiler ve yer şekilleri Nevrolon'un da çok alan ortasından uzak kalmayacağını gösteriyor. Ama boost'u yok. Öyle bir durum var. Basacak zamanı yok. Öyle bir durum söz konusu oldu. Şimdi Nevrolon farklı noktaya doğru geçti. Bir canını doldurması lazım ama bakalım onu yapmadı. Puncher'ı gafil avlıyor. Yani Puncher çok iyi oynadı ama Nevrolon da acayip bir iş yaptı. Haydi bakalım. Wildcast next. Tebrikler. Ya vallahi İlk haftayı birinci bitirdikleri için tebrik etmek istiyorum. 10 puanla. Helal olsun. 5 galibiyet. Çok yakın. Heroic 9. bitirmiş. Beşiktaş eSports Black 10. bitirmiş. Fireflux eSports 130 puanla 11. Neyse son 4 deneyeceğiz en azından. Foot yine bir şekil 15.liğe atmış kendini. 15'e kadar oradayız. Zaten son 4 şaşırtmıyor. Seçmiştim, kafamda seçmişim. Kafanda oynarsın artık kimsen. Wolves! Hiç beklemiyordum. Hiç be, sürpriz oldu.